Telliğe verdiği paraya bak hele. Kendine biz seninle kamp yaptık Mersin Erdemli. Toprağım. Toprağım. Aa, burası benim evin önü değil mi lan? Aa, bir dakika. Eski evin Selam millet, yani. ben Genç Seyyah. Bugün Mersin'deyiz. Selamlar Beni Seyyah. kırmayıp gezdirmeye kabul ettiği için Kemal arkadaşıma teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kemal. Aga! Memleket! Memleket! Baba bak ben size diyordum bir şey diyeceğim. Ben size diyordum bak memleketim diyorum. 10 numara yer diyorum. Bak burası yaşam alanı Çok burası. Bu güzel, tatil çok güzel, matil çok güzel. Devam et. değil ha burası. Tatil falan da değil. Bak 10 numara 5 niye bağırıyorsun lan mı? Oğlum overreaction verdim yani bu Sende Amerikalılar da bir yayıncı yapıyor. yorgunluğu başlamadı mı ya? Bende bir ay başı sanki bir yayıncı yorgunluğunun zirvesi olacak da Mersin'e gidecekmişiz gibi bir hava var içimde bilmiyorum yani. Bir tatil yorgunluğu da geldi yani anladın mı? Ya bir şey diyeceğim oğlum ben memlekete bak kaç senedir gitmiyorum. Bu da ayıptır anladın mı artık yani. Değişimin tam bu kadarı. Şöyle bir şey bence şöyle bir şey yapalım. Çıkalım buradan iki araba İstanbul'dan. Ama şey diyelim yani yolda yayın açacağız falan da de ki. Yolda kesin yayın var bu sefer. Nasıl olsa gideceğimiz güzergahta yalancı Arkadaşlar. sikmiyorlar. Yolda kesin yayın var. Vlog var artı üstüne. Bir de oradan yayınlar gelecek. Çağrı sen ben Jirox şey. Çağrı. Kimden bahsediyorsun amına koyayım? Aman abim. Ka Çağrı. Çağrı Jirox ben. Berkcan Güven. Squat squat. Ne yapıyorsun amına koyayım? Chat'te gördüm be. Berkcan'ı gördüm chat'te kafam gitti oraya. Berkcan gelmez oğlum Mersinlere. Berkcan Almanya Kreuzberg'den aşağıya gitmiyor amına kodum. Şimdi... Bak sen ben Jirox, Ali, Eray, Özge. İki araç yapıyoruz tamam mı? Çıkıyoruz buradan. Barış Bura'yla Eray'ı Ümidiye de. unuttun amına Eray dedim. Barış Bura'yla Ümidiye de koyayım. soralım. Çıkıyoruz buradan. Bak geze geze. Tamam mı? İstanbul'dan başladık. Şehirleri geze geze. Şehirlerde dura dura. Korona var. Korona var. Görüyorum Buluşma yapamayız. Bak Mersin'de de buluşma yapamayız. Korona var arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Sonra şey olmasın böyle yani. Farklı anlaşılır falan filan. Mendebur Lemur'a da sorarız. Oradan Mersin, Antalya, bir Akdeniz. Bu sefer de bir Akdeniz sularına inme vaktimiz gelmedi mi gençler? yani. Emre'ye de sorarız. Aynen Elanur. Bence var ya memleketi özledik ya artık. Vallahi ya. Toprağım oğlum bura benim. 4-5 yıldır gitmiyorum. Ben Mersin'e hiç gitmedim bu arada. Kanka ben burada var ya sen şimdi bir gir. Seni böyle krallar gibi yaşatırlar Oğlum Okan Mersin'de. abi bir story atmış korktum amına koyayım. Ne oldu lan? Ben de korktum amına koyayım onu izledim daha az önce. Ne oğlum o? Ben merak ettim ha. Ben de merak ettim açacağım amına koyayım. Kötü şey bir Siz şey mi? izlemiyor musunuz Okan abinin Ya storylerini? yayındayım. Yani siz Orospu mu? Nereden bakmıyorsunuz izleyeyim? yani patronun storyleri. Oğlum Atıyor ne? atıyor izlemiyorsun gizle dedim Arkadaşlar zaten. sizin patronunuz olabilir de benim ortağım kendisi. Benim Doğru söylüyor amına koyayım. dur. Gerçek yüzler karanlık günlerde ortaya Ali ben çıkar. senle beni Burak'la Baba bana niye böyle şeyler izletiyorsunuz bunu ya? Kemal uyuyamaz ha gece şimdi. Ya rayedik şimdi hadi uyu uyuyabilirsen akşam. Bu akşam Forza artı roketlik var arkadaşlar sabaha kadar. Bugün belli oldu uyuyamayacağız bugün. Devam. Şimdi bak hızlı hızlı geçilmiş. Burası 52 kat arkadaşlar. Burası en yüksek zamanının daha kule yok. Daha bak kule Teşekkür yok. ederim Kemal. Dur şu şuralardan. Şurası liman. Bak burası Mersin'in merkezi diyebiliriz. Çarşı diyebiliriz buraya. Burası 20, 50 kaç kattı lan bu Jurox? Saydın mı lan 52 mı? 52 kat bu. 52 52 kat koskoca otel motel bilmem ne içinde bir sürü şey. Restoran şuyu buyu falan filan Jirox'a niye toplantı. diyor? Jirox Mersin valisi mi amına koyayım? Jurox'un da hayatı orada geçti oğlum. Ayrıca Baba sen ne istiyorsun olsun şuradaki söylesene. inciye dedik dikkat edelim. Mersin hep güzelsin yazıyor bak. Unutmayalım. Bunları da unutmayalım.
Her bir köşemizde Türk bayraklarımız, Atatürk'ümüz. Görüyor musunuz? Her bir köşemizde. Heykellerimiz. Heykellerimiz. Bakın ne kadar... Oğlum özledim be. Bakın. Bakın çok önemli. Çok önemli. Oğlum bayağı güzel şehirmiş ya. Ben de gitmedim ama... Bak götüreceğim. Seni götüreceğim diyorum. Söz ya. Bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum ben. Ciddi söylüyorum. Devam. Bak. Metropol tarafı burası. Burası liman tarafı. Büyük bir limanı var. Ticaret. Burası. Bu Erdem'in şeyi mi lan acaba? O küçük böyle bir şey var. Ağaçlarımız böyle tarihsel. Burada böyle evlerimiz var. Korunmada olan. Yıkılamayan, şey yapılamayan böyle sokaklarımız var. Değiştirilemez şeyle. Baba gördüğünüz gibi. Kalelerimiz, kalelerimiz. Bak her yerde bir antik. Bak Örenköy, Selevkoslar'ı bilir misiniz? Tarih bilen var mı? Tarih. Selevkoslar. Örenköy. Bilir misiniz? Burada şelale Silifke. Mi vardı ya? Şelalesi de var. Heh, bilenler var. Kaleler. Aynen öyle. Buradan böyle... Devlet araştırma yapar, arkeologlar bir şey çıkarmalar falan filan. Bu ne? Bak! Bak Çağrı'nın demesi üzerine bak! Bu ne oğlum, bu ne? Burası İzlanda olsa beğenirdiniz değil mi? Beğenirdiniz değil mi amına koyayım, burası İzlanda. Burası dün Norveç. Hepinizin böyle Norveç. Hani Mersin'e nerede şimdi Mersin'e taşınıyorum diyen ben göremiyorum şu an chatte. Beğenirdiniz değil mi? Burası Mersin. Bak. Bak. Tarihteki ilk bak. İlk antik tiyatrolardan. Bu neydi? Ayrı adı vardı bunun. Dilime gelecek. Bu ne deniyordu? Şimdi biri yazar chatte ya. Antik. Komşularım geldi. Kolezyum. Bir çay demliyorum. Görüşmek üzere. Televizyonun daha gibi etişiz. Hoşçakalın. Tamamdır canım benim. Öpüyorum. Kolezyum. Aynen öyle. Aynen öyle bak. Amfi. Geldim kız dur. Aynen öyle. Devam. Kız Kalesi. Kız Kalesi diyorum bak. Kulesi demiyorum. Bir şey diyeceğim. Kız Kalesi. Kız Kalesi'nin hikayesiyle Kız Kulesi'nin hikayesinin aynı olması. Çok benzer. Bıngıldı. Bıngıldı. Bıngıldı var ya Çağrı'nın kuzeninin köpeğisi. Çağrı da iyi alıştı ama. Çağrı onu aldı ha bence. Bence de oğlum. Köpeği falan değil artık. Çok adı tatlı. Ne? Adı Bıngıldı mı? Sen mi koydun Çağrı? Adını ben koymadım. Adı Bıdılık'mış. Bana derken ben Bıngıldı olarak anladım. İki gün Bıngıldı diye seslendim köpeğe. Köpek de hiç tepki vermiyor onun ismine falan filan. Sonra kuzen aradı dedim ki ya bu dedim köpek hiç kendini bilmiyor falan filan böyle. Adı neydi bunun dedim. Yani niye Bıngıldı koydunuz adını dedim. O adı Bıdılık'tı dedi. Ya dedim sanki çok daha iyiymiş gibi Bıdılık diyor ya. Bıngıldı kaldı yani köpeğin adı. Öğrendi mi? Bıngıldı. Bıngıldı. Kafası karıştı köpeğin ya. Kegri diyorum bazen. Katman diye. Öyle Erik de öyle oldu. Erik orospu çocuğu deyince bak. Bak. O daha kötü bak. Bak. Şimdi arkadaşlar size de bir rivayetten bahsedeceğim bu arada. Aramızda kalsın burada. Oraların bu şeylerindendir. Büyük hikayelerindendir. Tamamen aramızda kalsın. Ali yüzünden bu arada onu da ekleyeyim. Jurox da az çok bilir. Sanki benim köpeğim. Şimdi Kız Kalesi'nde içerisinde bir tane alt geçit. Büyük taşlarla, büyük kayalarla saklanmış. Özel burada hazineler olduğu söyleniyor. Sen duymadınız. Burada özel. Burada araştırmalar hikayesini yapılıyor. Hikayesini de anlat Kemal. Arkeologlar burada araştırma yapıyor burada. Ve şimdiye kadar çok şey de bulunmuş zaten ondan ziyade. Hikayesini şimdi, de anlat kanka. Aynısının arkadaşlar, kız kulesinde olduğu da söyleniyor. O nasıl olacak? Hikaye şimdi, de aynı. Kız Kalesi, Kız Kulesi'ni çok fazla karıştırmamak lazım Ali Bey. Şimdi Kız Kalesi, zaman ol bak. Kız Kalesi efsanesi diye bir şey vardır. Bak hemen ben sana bahsedeyim. Şehrin tarihini iki ortaçağ kalesi olan Korikos Kalesi ve Kız Kalesi oluşturuyor. Korikos Kalesi yarımadanın ucundaki iki hisardan oluşuyor. Bunları yani bak, aklından okuyorsun değil mi? Korikos, ben bunları bildiğim için oğlum bak Korikos Kalesi. Aklından okuyorsun yani bir yere falan şey değil. Manyak mısın oğlum? Tabii ki de aynen öyle. Bak Korikos Kalesi böyle köşeden. Yılan ısırdı hikayesini anlatsana. Köşeden şöyle. O zehri emip atar mısın? Kalenin yapımına
Romalılar başlıyor ve Kıbrıslar tarafından da tamamlanıyor. Kız Kalesi ise 200 metre uzaklıkta küçük bir ada üzerine yapılıyor. Bak burası küçük bir ada aslında. Koskoca ama kale yapıyor. Bak minik bir ada ama ada öyle güzel bir yerde ki konum olarak şöyle bu koyu nasıl gösterebilirim bu şeyi size? Şöyle dur geriden bir... Beni etkiledin peki. Bir üst sıra çıkarsam bize ne yapacaksın yani? Bak mekan da şu. Hatta şöyle gençler arasında şöyle yarışmalar olur burada. Gel yüzüyor mu lan kaleye kadar? Bak bu Jiros bilir bunu. Kaleye kadar yüzüyor mu lan 100 lirasına? Bak böyle yarışmalar olur. Buradan baba, kaleye ya. Yüzüşler falan yapılır bak düşün. Düşün yani. Baba şop mop değil ne şopu ya. Allah Allah. Oğlum gerçek bir doğal güzellik bu arkadaşlar, ya. Arkadaşlar gerçek bu gerçek al. Ya Allah Allah. Burada oteller var böyle daha şey oteller ama böyle 5 yıldızlı büyük böyle kapatılmış oteller değil. Pansiyon diyebileceğimiz belli bir metreden sonra iş izni bilmem ne alıp böyle bak. Daha çok böyle nasıl desem. Döndürdün kafayı. Kale. Bu apayrı bir havaya giriyorsun burada. Tertemiz ya, tertemiz. Apayrı bir havaya, sanki böyle Assassin's Creed'de gibisin. Creed. Ya şu suyun rengine bakar mısın Kemal? Maldivler değil ha bura. Değil. Mersin ha bura. Maldivler değil yani bura. Baba olayı da anlatıyorum size. Haydi bakalım olayı da anlatıyorum. Olay şu. Korikos'ta yaşayan krallardan biri bir kız çocuğunun olması için gece gündüz dua edermiş. Sonunda dileği yerine gelmiş ve çok güzel bir kızı olmuş. Kralın kızı büyüdükçe daha güzelleşiyor. Saçı başı uzuyor. Herkese dönüp dönüp bakıyormuş. Güzel olduğu kadar yardımseverliğiyle de herkesin olduğu kadar tanrıların da hayranlığını ve sevgisini kazanmış. Aynı zamanda çok yardımsever, çok iyimser ve o zamanki inançlarına göre her şeyi böyle yerine getiren insan. Kamera mı? Neyi kamerası lan? He kamera. Pardon. Tamam. Pardon oğlum özür diliyorum ya bu da öğrenecek. Bu da daha işin show kısmını öğrenmedi o da öğrenecek. Bir gün Korikos kentinde bir bilici geliyor. Kral da onu saraya davet ediyor. Ya bilici dedim şey işte. Kahin derler ya böyle hani kahin. Hani bilen falan böyle. O zamanlarda çok inanılıyor böyle falan. Kral kızının geleceğini öğrenmek istiyor. Bilici de kahin de kıza bakınca irkiliyor, korkuyor. Fakat krala bir şey söyleyemiyor. Kral da zorlayınca baba bak sende bir şey oldu. Kahin bey. O kahinin fotoğrafını da atayım bu arada Kemal sana. Sende bir şey oldu. Bak, Enes yolladı. Ne varsa anlat. Attım özelden. Bilici ya oğlum bilici değil Allah senin belanı vermesin. Bilici bilici lan bilici. Yani kahin. Salak bilici anlamış ya. Bilici anlamında diyorum. Kahin anlamında. Manyak. Diyor ki anlatacaksın diyor. O da diyor ki kralım güzel kızınızı bir gün bir yılan sokacak ve kızınız ölecek. Bu yazgıyı da diyor kimse bozamayacak. Acıyı yaşayacaksınız. Siz bile engel olamayacaksınız. Herkes şok. Şok. Kral düşüncelere dalıyor. Nasıl olur? Neler yapılabilir? Nasıl kurtarabilirim? Ne olabilir? Her şeyi düşünüyor. Her şeyi düşünüyor. Sonra kızına tabii hiç bahsetmiyor bundan. Sonunda Korikos Kalesi karşısında kıyıya yakın küçük bir adacık üzerinde bir kale yaptırıyor. O da bu. Yani bunun bak şurasında şu gördüğünüz Korikos Kalesi var. Oradan da heh çok güzel açı. Açı çok güzel. Kale bu. Yaşanılan kale bu. Burayı da kızı için yaptırıyor. Herhangi bir şekilde yılan yüzemesin. İçeride bahçe olmasın. Bilmem ne olmasın. Giden gelen sürekli kontrollü olsun. Askerleri de koyalım. Anladın mı? Böyle bir şey yaptırıyor. Tabii o devirde düşün yani buradan buraya gemilerle taşlar bilmem neler. Yani şöyle bir yapı yapılıyor anladın mı? Hala bozulmamış bir yapı yani bu. Sonra hizmetçileriyle beraber kızını da bu kaleye kapatıyor. Olan bitenden haberi olmayan kız çok üzülmekte. Günden güne eriyip gitmekte. Tabii o kız bilmiyor şimdi. Belki de babasını mesela suçlu buluyor. Beni buraya kapattılar. Şöyle oldu böyle oldu falan. Bir gün kızın canı Tarsus üzümü vardır. Altın sarısı böyle.
Tarsus üzümü meyve. Canı üzüm çekiyor. Ve üzüm istiyor. Saraydan da kontrollü şey bir şekilde, burası biraz şey üzücü. O kadar yapılan müdahaleye rağmen kontrollü bir şekilde, bilmem ne bir şekilde üzüm gönderiliyor. Sen yılan, şataf limonla birlikte. Sen yılan üzümün içinden çık. Prensimizi sok ve prensesimizi ve prensesimiz hayatına yani veda ediyor. Burada anlatılmak istenen hikaye aslında biraz derin. Olmayın diyor. Aç gözlü olmayın diyor. Yani ne her alaka? Canınızın çektiğini yemek zorunda değilsiniz diyor. Oğlum ne alaka? Anlatılanla bunun alakası yok. Yani alın yazısıyla ilgili, şeyle ilgili bir şey bu. Hani bu şey bir hikaye de değil yani. Sonuçta kral elinden geleni yapmış. Kız belli bir zamana kadar yaşayabilmiş ama yine de bu yazgıyı bozamamış anlamında. Sen ne alaka üzüm çekmiş de üzümden şey yaptın diye. Kanka yani şimdi üzümden dolayı ölmüyor mu bu kız? Ama üzüm olmasa başka bir şey. Belki de yılan öbür türlü yüzecekti, bir şey olacaktı. Bir türlü girilecekti falan yani. Oğlum yılan yüzmez. Buranın... Ya baba yılan yüzmez mi? Yılan senden benden iyi yüzer ya. Sen yüzen yılan görmedin mi hiç? Ben çok gördüm gölde. Yılan balığı değilse nasıl yüzecek? Lan mal mısın? Yılan yüzer. Bak yine bir cahil Cüheyla sohbetine daha giriyoruz yılan şu anda. Yılan yüzer mi lan harbiden? Arkadaşım yılan yüzer. Yılan... Göllerde möllerde hiç yüzen yılan ama görmedin mi? Ama nefes almadan böyle. Yüzer, girer, çıkar. Giren de var, şey yapan da var. Al Marmara Denizi. Yılan diyor. Ne diyor? Ereğisinde yılan. Kaç metre al, dalabiliyor? Al, yılana bak. Kaç metre dalabiliyor tüpsüz? Üstten de yüzer, alttan da fena yüzer hem de. Ama bazı yılanlar, yani her yılan değil. Her yılan değil yani. Duy lan oğlum, bu salak mısın amına koyayım ya? Salak mısın oğlum, normal yılan da yüzer. Göster normal yılan yüzer. Ya kardeşim bir şey soracağım. Buradaki oradaki büyücü demiş mi yılan tarafından ısırılacak? Kesin yılan demiş ah. mi yani? Yılan burası demiş önemli. Galiba yılan demiş. Kesin yılan mı demiş yani? Bu da su yılanı Kemal. Oğlum sana göre her şey suda olan su yılanı lan, nasıl su yılanı bak. Zaten gidişi görüyor musun? Oğlum değil değil. Gördün mü gidişi? Lan yüzer 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 oğlum yüzer. Öyle Okan ne kadar yüzebilir öyle amına koyayım, hayvan gibi enerji. Ama yüzemez yüzer. İşte piton al, var mı piton? Suda yüzen piton. Suda yüzen piton yüzemez herhalde ya. Piton büyük oğlum. Piton normalde gidemiyor ki amına koyayım. Aa varmış lan. Piton normal oğlum, normalde de zaten piton ne kadar da gidiyor bilmiyor musun? Baba var da biraz sıkıntılı bir videoya benziyor Jirox. Oğlum şeyler var ya Kemal, kanalizasyondan girip milletin tuvaletinden falan çıkıyor yılanlar, hatta haberlere çıkıyor. Aa Sezar Milin geldi lan Discord'da. Şöyle göstereyim kardeşim, öbürü sıkıntılı diye. Bak görüyor musun pitonu? Burada biraz daha ısırıyor mısırıyor, onları şimdi göstermeyelim yine. Ban yemeyelim durduk yere bir şeyden. Oha Kemal ölmüş lan o yılan, boğulmuş amına koyayım. Baba ana Amazon nehrine dalıp anakondayla şey yapmış yani, yüzleşmiş adam biri. Açın bakın ona, izleyin. İmkana bak amına koyayım. Dev piton yılanı timsaha saldırıyor. Baba baksana kork oğlum. Gidişe baksana, sudan yüzeme. Böyle girer mi oğlum yüzemeyen hayvan? Bir de timsaha sen ne? Hassiktir, gidişe bak. Baba bu video da sıkıntılı ha. Oğlum milletin klozetinden falan çıkıyor ya bunlar. Nasıl? Evet oğlum aynen öyle. Harbiden klozetten falan çıkıyor yani. Dur açmayalım. Belgeselden bir şey olmaz ki lan, doğru. Ama neyse. Ya baba niye öyle şeyler diyorsunuz? Şimdi ben nasıl klozete o götümü? Oğlum. Aa! Yılan havuzda yüzmek, Alper Ren de çekmiş amına koyayım videoyu ya. Al. Adam havuza atmış oğlum yılanları bak. Baba ben bugün rahat sıçamayacağım, onu da söyleyeyim size bu söylediğinizden dolayı. Ya göt veren metropolde oturuyorsun rezidansta, nereden çıksın orada götüne yılan ya. 1500 baba, tane daire ya. Var. Yani yok oğlum orada çıkar mı, yılan mı vardır sen orada? Amına koyayım sen affedersin. Yine konu yılan, benim adres gitti amına koyayım ya. Ya hayırdır, iki martin misin amına koyayım ya? Senin adresin ya, ne olacak amına koyayım? Söyle amına koyayım nerede oturuyorsun? Söyle. Kağıthane'de oturuyorum amına koyayım. Kağıthane'de yarrak oturuyorum. Ya, tam olarak site ismi verir misin? Sitede oturmuyorum ki. Sitede oturduğumu kim söyledi ya? Tarkan mısın amına koyayım? Böyle atlamayacağım. Kim söyledi diyor ya.
Ayrıca şunu söyleyeyim. Cunup zaten sıksa oyulan oradan çıkabilirim amına koyayım. Mantıklı olur lan bu şey ya. Beni cennete getirtmeyin. Jiros sana bir şey diyeceğim. Kanka, bu senle ben değil miyiz? Jiros. Bana konu oluyor. Jiros bak hep bu olay yine yaşandı bak. En son ben sana patlıyorum ya bir şeyde. Bak öyle, şimdi. Ben anlamıyorum bak. Amına koyayım. Zaten bir şey olsa bana patlıyor. Oğlum adamın ayağı takılıyor. Niye gidiyor diğerini vuruyor? Ben bunu hiç anlamadım. Bu videoyu hiç anlamadım yemin ediyorum ya. Ayağı kendi takılıyor gidiyor öbürünü tokatlıyor. Aynı şurası ben anlamadım. Oğlum geçen ben bir şey attım gruba yıkıldım amına koyayım. Şeye Big Boss sayfama mı attım dur. Dur bulacağım bir onu. Tam abi bu ya. Bulurken ben son şakamı yapıp şeye geçiyorum. Televizyon tarafından izleyeceğim. Arkadaşlar hype trenine katılmak isteyen arkadaşlar ismini yazdırsın. Hafta sonu kalkıyor. Tren. Hadi çıkalım. Vay amına koyayım ya. Vay amına koyayım. Hadi Allah'a emanet. Öpüyorum hadi. Toplantıya da geç kalmayın ha. Hadi görüşürüz. Salak amına koyayım. Aa evet lan ben de geçer. Dur dur şunu bir izleteceğim bir dakika. Bakıyorsun öyle. Burada bana niye kızdın amına koyayım ya? Burada durduk yere bana niye kızdın ya? Bakıyorsun öyle yine marur bir kere de gül ya. Ne diyorsun orada? Bir şey söylüyor bana ben de sustan bir önüne dön muhabbeti dinlemeye çalışıyorum ya. Ya baba ben olayı anlatayım mı? Konu beni sarmadı. Ben de Kemal'le koy koya dalayım dedim. Bu orospunun da konu sarmış. Sus diyor beni tutuyor. Hayır bir şey diyeceğim. Kemal'in bakışa baktı ya. Harbi fokus amına koyayım. Hayır baba. Benim bu anlık sinirlenmelerim amına koyayım geri. Bir de bak burada eğleniyorum gülüyorum. Bozmuş moralimi. O gün beni Ferit abi de azarladı bu arada. Özür dilerim lan Jirox. Harbiden burada oğlum, şok olmuş geri üzülmüş oğlum, adam amına. Ben o gün küsmüştüm de senin sikinde olmadı. Ben o gün öyle yaptım amına. Sen o gün ondan mı içtin lan? Ben o gün içtim yattım amına. Kemal de arada götü kalkıyor böyle. Neyse biz nereden geldik bu? Lan ben vlog izliyordum. Vay amına koyayım be. Vlog izleyecektik. 15 saniye. Kız kalesi Mersin. Oha 20 saniyede bunları mı konuştuk? Baba bu yeni rekor. Olay da değil. Ya yani videonun olayı da bu değil amına koyayım. Harbiden amına koyayım. Bu yemin ediyorum yeni rekor bu. Vay be. Tantuni. Jiro şimdi ağlayacak ha. Ya abi bak. Camilerimiz, yaylalar. Bayağı kamp alanı hazırlıyorlar. Kendine müstenle kamp ben, yaptık. Dur, bu nerelere gidiyor şimdi? Arkadaşlar merhaba. Neresi bura? Erdemli'nin bilinmeyen köyü. Ben Çağrı ve kamera arkasındaki arkadaşım Ahmet'le Mersin, Erdemli'nin gizemli bir köyünde kamp yapıyoruz. Bu kadar. Siz sonu çok güzeldi. Kamp yapıyoruz. Yalnız abi sen o ışığı tutuyor ya şu an. Her yer simsiyah. Hani hiçbir şey göremiyorum artık ve beni çok gerdi biliyor musun? Oğlum bayağı... Neden buradayız Ahmet anlatsana. Biz neden buradayız? Ya biz neden buradayız? Mersin'i merak ettik. Mersin'in çadırımızı niye kucakladık peki abi? En son videoyu biz kampta açmıştık yani. Ya şeydi mi neden ya? Neden burada olduğumuzu bir anlatır mısın? Bu arkadaşlar, Ahmet Bey korktu. Aman burası çok karanlık. Burada sesler çıkıyor, insanlar bizi yiyecek. Dedi ve... Biz neden buradayız? Sonuç. Ankara'ya selam efendim. Aa! Aa! Tanıyorum. Tanıyorum çocukluğumda falan çok. Aa!
Salla. Oğlum vallahi biliyorum. Bayağı keyifli şakacı şey bir adamdır bir de yani. Fuat salak mısın? Burası Mersin Erdemli amına koyayım ya. Ya Kemal ne tanıyacak, unutmuştur hepsini. Karsambaç arkadaşlar. Gül suyu, buz, kar gider, kar alınır, buz alınır. Normalde buzla yapılır da bunu karla da yaparız biz. Olay ne biliyor musun? Mersin, ya bir sus ananı sikeceğim şimdi belanı ya. Oğlum şurada düzgün bilgi veriyoruz şurada. Ben Allah Allah. Ben bunu Antalya'da Vişne sulusunu senin hayatını sikip duruyor. Orası çocuğunun mağarasına taktık. Fuat'a diyorum. Allah Allah. Toros. Ben Antalya'da Kemal bunu Antalya'da vişne sulusunu yedim. Karsambaç. Bici bici kim? Baba bu arada. Vişne sulu değildir o şeydir. Karsambaç yani, işte bici bici yok, gül suyu. Vişne suyuydu. Bildiğim vişne suyuydu. Ciddi vişne suyu. Gül suyu aynı olması lazım onun. Bir şey diyeyim, bici bici Ankara'da var mı? Gül suyuyla olunca bici bici oluyor. Gül suyu sus. Gül su. Gül su. Yok 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 yok. Yok o öyle değil. O öyle değil. Anlatayım. O öyle değil. Yok. Karsambaç dediğin şey içinde jöle olmayan oluyor. Tamam mı? İçinde jöle olmaz bunun. Bak şimdi. Evet. Şöyle göstereyim. Sadece buzlu. Aynen. Sadece buz olan kar. Ha şu da bici bici olur. Bak bici bici de bu olur. Anladın mı? Bu karsambaç olur. Pudra şekeri. Gül suyu, kar, üstüne muz çilek. O iş, bir şey diyeceğim. İçinde iş şunlar değil. Olan, jöle olan. Değil. Heh. Ahmet abiye sormak lazım. Bunu bir yine de bir Jaren'imi onaylatalım da bunu. Bunu yine de bir onaylatalım. Yok gerçekten öyle. Olay da şu. Olay da şu. Mersin Toros Dağları. Kışın Mersin'e hiçbir türlü kar yağmaz, tamam mı? Merkezine yani aşağı sahil ya. Yağmaz hiçbir türlü. Toroslara yağar. Toroslar dediğimizde neresi? Toroslar dediğimiz yerde zaten hani bilirsiniz Toros Dağları'nı bilirsiniz. Böyle sıralı şöyle uzun 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 Akdeniz'in arkasına doğru böyle hani deniz var. Deniz'in arkasına sıralı böyle şey Antalya'ya doğru şeye doğru gider böyle. Oralara yağar. Burada da yaylacılık var, tamam mı? Yaylacılık dediğimiz olay yine bilenler vardır chatte. Başka şehirlerde de var. Yaylaya çıkarlar. Yazları çok fazla sıcak olduğu için 40 derecelere işte 45 derecelere nemli şekilde çıktığı için genelde yaşlılar buna dayanamaz ve yazları yüksek rakımlarda ta Toros Dağları'nın başlarında oturur. Mesela o da atıyorum küçük sorgun o yaylalardan biri mesela yüksek rakımda yukarıda olan yaylalardan biri. Mesela açalım şöyle bak burası bir yerleşke, anladın mı? Buradaki evler aslında mesela bak buradaki evler aynı zamanda sahilde de evi var milletin. Yazları buraya çıkıyorlar. Buraya işte dönemsel şeyler açılıyor. Marketler, şunlar bunlar falan. Sonra geri inerler. Öyle bir olaylar var. Arslanköy aynen Avgad'ı. Kışın 25 kişi yaşıyor dedin. Aynen kışın da mesela burada okul sadece büyük sorgunda vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Küçük sorgunda kimse yaşamıyor. Ama büyük sorgunda okul falan da var ama az kişi yaşıyor. Çok az kişi yaşıyor. Onu büyük sorgun biraz gelişti. Son halinden sonra buraya bir hayır burası başka bir yer ya. Büyük sorgun. Heh şurası. Aynen. Erdemli sorgun. Heh burası. Burası. Burada da şöyle bir olay var. Ne yaparsın biliyor musun? Olaya bak. Olayın enteresanlığına bak şimdi. Bomba bir hareket. Bomba bir olay. Yazın. Yazın ortasındasın. Ya da işte kışın. Böyle yazın böyle bitimi mi diyelim. Ne diyelim böyle daha sıcaklar devam ederken ama falan. Kış oldu. Orada hala sıcaklar devam ediyor. Yukarı çıkarsın. Kar alırsın. Aşağı inersin. Pekmezle kar yapıp sahilde yersin. Bak lükse bak. Olaya bak. Hatta ve hatta şöyle olaylar yaşanır. Bak. Şöyle olaylar yaşanır. Orası senin kaybolduğun yer değil mi lan? Bak. Onlar gidemeyince Erdemli Belediye Başkanı çocuklar için okula kar getirdi. Bak. Olayı görüyor musun? Bayağı bu... Bayağı yapılır bu arada. Aynen daha önce bunu izlemişizdir. Babam söylemişti galiba. Öyle bakmıştık.
Tabii de bayağı yapılır bu arada yani. Böyle normal poşete koyarsın, buzdolabına götürürsün, şey yaparsın falan, anladın mı? Onlar kirli kar. Ya baba Toros'un başında al. Oğlum Toros'un başı lan bedava veriyor karı neyle? Şey Adana'da 2,5 liraya satıyorlardı poşetini. Videosu var. He doğru, kar satılır, doğru diyorsun. Evet. Aynen satılık, doğru diyorum, araçlara bindirilir satılık kar. Yani nasıl yazabiliriz adamlar ki onu? Adamlar karı satıyor he. Tabi tabi. Adana aynen, Adana'da kar baba, satan adam yaz. Karı alıyor adam. Adana. Baba biz içeri gireceğiz. Adana karı satan adam. Karı satan adam. Baba karı, ananı sikeyim başka karı, şeyler çıktı. Ananızı sikeyim karı yazıyor. Adana karı satan adam yaz. İçeri gireceğiz amına. Kar. Karı değil, kar satan. Kar yaz. Harbi karı satıyor ha. Bak aynen. Karı satıyor, bak. Bildiğin karı satıyor. 2,5 liraya. Bak baba. Küp küp veriyor, görüyor musun? Sırayı görüyor musun, sırayı bak. Sıcak ha, sıcakta. Ne diyeceğim? Piyasayı öldürüyor, 2,5 lira ne? Kemal, kar kiralıksa 2 dakika. Oğlum ciddi böyle bir şey var ya. Bak enteresan olaylardan mesela. Burada böyle komik bakıyoruz ama orada hep vardı yani bu. Adana'da da kar almak için ne sıra var? Aynen öyle oğlum. Ulaşamazsın ki başka türlü. Ne yapacaksın? 100 kilometre yukarı mı gideceksin? Hangi araçla gideceksin karın bari, arasını? Bari pahalıya satsınlar. 2,5 liraya satıyorlar. Ya oranında şey o ama yani. Çünkü orada da 2,5 liraya dürümüyorsun oğlum. Bir şey diyeceğim. Fuat, karı kaçtan satacaktı? Bir şey diyeceğim. Kanka, 50 liradan 250 liraya kadar. Bir şey diyeceğim. Ben bu arada hatırlıyorum. Tavuk döneri ben orada. Jurox yanlış mı hatırlıyorum? Ya doğru hatırlıyorum. Tavuk döneri ben 2 TL yiyordum orada. 2-2,5 TL yani, yiyordum yani mesela. En son birlikteydik ya amına. Oğlum ben ilk defa Erdemli'de, bak ilk defa Erdemli'ye gittiğimde pidede tantuni yedim lan. 8 TL olmuş bak. Yine 3 TL'ydi bir ara. Aynen. Pidede dolar çok aşağıydı. Çok sevdim yani. Tamam da kaç yaşındaydın Kemal? Lan deli keyifliydi oğlum. Deli keyifliydi. Ya o kaç yaşındaydın? Benim çocukluğumda işte 16. Kanka dolar karı etkiliyor mu? Oğlum o yaşta ben de burada da yiyordum. Dolar karı etkilemez ya. Aynı yani, fiyata burada da yiyordum 2,5 liraya döner. Euro ile mi kar? Dolar karı şöyle etkileyebilir. Dolar olarak değil de ekonomi olarak bakarsak mesela karı arabayla almaya gidiyor ya. Arabalar daha çok pahalanıyor. Araba benzine... Baba ne var size burada genel... İstanbul'da niye daha pahalı peki? İstanbul'da karıdan karıya değişiyor çünkü. Karından karısına değişiyor. Karından karısına ne oğlum ya? Ya baba ya millet yanlış anlayacak yanlış şimdi. Yanlış anlaşılıyor abi. Allah Allah. Bence daha ucuz. Ondan bahsediyorum işte. Kardan kara. Kardan kara oğlum. Kara, aynen. Doğru. Kardan kara. Kardan kara. İstanbul'da da karı satıyorlar. Mersin'de karı satıyorlar. İstanbul'da daha pahalı amına koyayım. Kanka, abi bence İstanbul'da ucuz olması lazım. Karı satan adamda bak suç yok. Karı alan adamda da suç. Adamın kendi gidip o zaman alabilir, anladın mı? Peki Kemal ben Rusya'dan karı alıp geldim. Rusya'nın karıları kalitelidir kanka. Soğuk ya siz orası. Ne kadar oğlum siz bak ya, yemin ediyorum burada şey bak linç sen... yiyeceksiniz ha. Baba Sibirya karı, Sibirya karı. Tamam Sibirya'da zaten yani kar şeyi bir şey olmadığı için. Nereden bahsediyorsun? Nerelerden bahsediyorsun? Kanka, Rusya kar... Rusya'ya gittim, karıyla zaten... çok oynadım bak. Lan Rusya'nın karı zaten şey ki yani, ünlü yani, anladın mı? Evet, ama Rusya'nın karısı ünlü. Bir şey diyeceğim, sadece Rusya'nın ünlü, Ukrayna, Polonya, bu tarz... Soğuk yok bir... abi, yok, kabul etmem abi. Kabul etmem abi. Videoda Kemal, ben dünkü videoda da gördüm. Norveç karı da fena değil bu arada ha. Lan bak. Karı bayağı sağlıklı. Arkadaşlar, İzlanda karı, Norveç karı, bak Rus karı. Bunların hepsi değerli karlar. ama zaten şey iklimi var. Olduğu için orada bir önemi yok yani. Oranın iklimi o, anladın mı? Var zaten yani. Orada nereye? Yazlık bir yere mi indirecek? Zaten iklim orada hep öyle. Orada piyasası düşüktür mesela Rusya'da falan. Tamam da, çünkü karının yeri o. Getirsek ülkemizde baba, satsak Türkiye'ye o karı. Türkiye'ye nasıl getirildiği de meçhul. Şimdi yok, yasa dışı yollarla getiriyorlarsa karı. Ya karı niye getireceksin oğlum? Bulut aynı bulut ya. Tohumu aynı tohum yani. Oraya da yayıyor, buradan geçiyor. Sen hiç duymadın mı? Balkanlardan gelen karı. Soğuk hava esintisiyle mesela bir kar dalgası başlıyor. Anladın yani? O zaten o dünya böyle gezdiği için zaten bu
yarım küreği mesela, anladın peki, mı? Peki Rusya'dan karı alsak Türkiye'ye kadar gelir mi erimeden? Gelir. Yani nasıl davrandığına bağlı. Nasıl davrandığına bağlı. İyi bakarsan. Aynen öyle. Çünkü günlük soğuk hava getir. Var. Oğlum niye öyle bir fetişe giresin ama yani? Ne gerek var? Yorum İstanbul'da şey ya Türkiye'de kar yok mu? Ruslar çok seviyor. Ne sana ne amına koyayım? Niye öyle bir fetişe giresin? Ama Rusya karısı da yani Türkiye'yi sevmeyebilir. Kare oğlum, pardon. Pardon. Ya yani. Allah Allah. Oğlum şu bak. Şaka yapacağım diye yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim. Bu Fuat Türkçesi yok ya, o yüzden böyle. Ondan Türkçem zayıf benim. Ya siktir git öğren gel o zaman, Allah Allah. Fuat, Azerbaycan'da da güzel karlar var diyorlar. Kanka Azerbaycan'da kar yağmadığı için çamurlu karlar oluyor burada pek. Yani susun, devam edelim video. Bir şey de anlattırmadın şurada. Genel kültürel bir şey anlatacağım. Şurada mal mal bak muhabbetleri şey çeviriyorsunuz ha. Ben ne anlatıyorum tamam size? Şimdi İlayda'yı arayacağım, ağzına sıçacak bunu. Lan biz kar seviyorum. Kar. Oğlum kardan bahsediyoruz. Kar amına koyayım. O arada bir karısı ya falan dedi birinin bir şeyine bir laf etti. Hayır, Türkçem zayıf da. Hayır, bu gerizekalı Fuat. Bu gerizekalı Fuat karısı marısı deyip duruyor mal. Lan Türkçemden özür dilerim, ben pek bilmiyorum. Hayır, bir şey diyeceğim, işine gelince gayet güzel konuşuyorsun Türkçeyi. Şu an işime geliyor işte. Daha arasa İlayda bir Kemal. Yapma Kemal, hayır Kemal. Oğlum evde misafir var, yapma lan. Vallahi ara. Kemal. Misafir. Kanka, misafir koltukta yatacak. Kapalı, bak. Telefonu kapalı. Aa, İlayda numarasını değiştirdi ha, al ararsın. Şey ha, ararsın mı? Kim arayacağını, bir dakika, kim arayacağını biliyorsun Kemal, diğer... Ara. Kemal bak evde misafir var. Öbürü kim lan, oraya ben yetişemedim. Hayır. Hayır evdeki o misafir de değil oğlum, başka bir evdeki misafir. Doğru. Az önce kendin söyledin, yalan söyleme. Az önce şu an ayrı misafir var, koltukta da yatamam. Tamam neyse tamam gidince biraz daha yayınımız var oğlum, sen sıkıntı etme ya, saat 12 birazdan kalkar misafir. Saat 12 yok, yani. Yok kalacak. Ya misafir de kalır mıymış be? Ben de dedim de gitsin. Devam. Neymiş kanka bu? Soğuk olması haricinde bir özellik sezemedim ben ama. Bak. Ya oğlum bu nasıl bir şey? Bununla sen niye geziyorsun Erdem sokaklarında ya? Baba memlekete ne kadar gitmediysem hasrete bak, şu özleme bak. Oo, burası benim okulum. İlkokulun bir kısmını burada okudum ben. Kofer Diamond. İki yazıyor lan. Aga bura yaşadığım site. Zamanında yaşadığım site burası. Ana! Ya Mersin'de okumadığım okul olmadı işin arkadaşlar. Hepsinde bir anım var yani. Adım he? Kenan. Dondurmacı Kenan. De külla zaten 12 lira. İyi geceler. Ya oğlum siz hasta mısınız ya? Ben otostop çekiyor değil mi ağzım? Tanınan bir sima ile oralarda. Yalnız arabaya rakun alamıyoruz kardeşim.
kemer. Yazdığı şeye bak baba. Yani şu espri. Hani de diyor ki ne oldu kemer? Ya hoşuna gitti değil mi o? Yılan mı var? Yılan! Nerede? Kardeş arada kayada. Kardeş kayada kayada. Arasında bak. Aynı şey. Boşluk var ya boş. Çok yılan olur bu arada. Sikim yılan mı? Çok yılan olur. Ben mesela yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Size öyle söyleyeyim. Ben kaç yılan tutmuşumdur. Anneannemin bahçesinde. Yılanlar böyle hatta anneannemin bahçesinde şöyle görüyorum. Yılanlar böyle çiftleşiyor bak. Şöyle şöyle yapıyorlardı birbirine. Böyle yapıyorlar. Bak bu bir yılan, bir yılan ya bak. Şöyle yapıyorlar birbirine. Vallahi diyorum böyle çok güzel. Sen gibi aşk dansı yapıyorlar böyle. Karşılıklı şey olarak. Ama örümcekten çok korkardım. Çünkü örümcekte niye korkar? Bak korkum morkum yoktu benim. Ellerim diz. Akrep ya... oğlum bir şey demiyorum adama. Allah Allah. Bak akrep ya da... Aa hatırlarsınız oğlum zaten. Tuğkan Bey vermişti ya elime. Boynuma dolamıştı hatta oğlum, yılanını. Ne biçim konuşuyorsun sen? Elime verdi, boynuma doladı sonra yılanını. Elime verdi, boynuma doladı, ne diyorsun? Hatırlamıyorsunuz mu oğlum? Yaptı. Canlı yayında yaptık hatta. Doğru, benim de boynuma dolamıştı. Böyle terledim, nasıl terledim böyle? Soğuk. Keşke bana da dolasın. Sular ben aktı böyle. Ben kalp krizi geçirecektim. Baba, ben bendeki olay şuydu ya. Bak. Bendeki o korku morku bir şey yok benim. Ne akrepten ne örümcekten de yoktu. Ali zorlandı. Beni, baba. De biz rahat aldık bak, Kemal'le. Beni tam tamına anlatıyorum. Olayı anlatıyorum. Beni, şu bunu ayağım diye düşün. Bunu ayağım diye düşün. Şurasından baş parmağından soktu ayağımın, tamam mı? Bir şey. O siktir lan, ne örümcek, amına koyayım. Bir örümcek ya da. Kısım geldi şu an. Anan sikim, gördün değil mi hareketleri? Şu an var ya, şu bak, an 50 liraya hak ettin lan. Bak şuradan soktu. Baba benim bacak ama bak şöyle yürüyorum ya bak. Hiçbir his yok bak şöyle yürüyorum. Hani bununla adım atıyorum, bu böyle his yok. Elimle çekiyorum bacağımı. Yani o kadar düşün yani, gitti bacak gitti. Ben dedim herhalde bir daha bu bacağı kullanamayacağım ben. Zehir dedikleri böyle bir şey demek ki diye. Baba. Ya oğlum bu ne kadar gıcık bir hareketti ya. Gerizekalı. Ya anı oğlum bu anı. Aptal. Kime diyorsun lan? Orospu'nun evden salondan çıktığı yok ki 3 tane anı kazansın. Neyi görse film sahnesi zannediyor. Bunlar gerçek hayat. Hey. Biz ben yaşadık. Biz köyde de yaşadık. Biz yaylada da yaşadık. Fuat biz yeri geldi limon da topladık. Yeri geldi bahçede de çalıştık. Kanka Mersin'e gittim, tantuni yemedim. O sıralar depresyondaydım. Mersin'de bir günlük gittim, geri döndüm. Allah Allah. Ama bir dahakine gideceğim, her şeyi yiyeceğim. Salla diyor. Tuğkan abi de keşke bana da dolasın. Zeytin de topladık. Allah'ın. Sen de az salla amına koyayım. Gelelim bunu da. Ay Kemal yani soktu moktu şuradan çıkardı, yılan dansı falan yani. Ne belgesel mi izliyoruz? Birazdan direkt Akrep Kralı amına koyayım, Indiana Jones. Baba işte anlatamazsın ki. Anlatamazsın ya ki. Adama diyorum senin tutu diyorum lan. Belgeselde izlediğin hayatlar insanlar yaşıyor diyorum. Götlerin en büyük verdiğin emek upload Kemal, edip download şey etmek. en büyük emek upload download. Onu da kendin yapmıyorsun artık. Hayvan herif. Kemal ya, şu şeyi izledin mi? Zac Efron'la diğer abimizin adı neydi? İzledim. Kemal. Hepsini izledim onu. Geziyorlar ya. Zac Efron'la onun yaşam koçu. Anlatayım gerizekalı. İzlanda'dan başlıyorlar. Hepsini izledim. Baba ben belgesellerin tümünü pat pat izliyorum. İnanılmaz iyi. Ben de o adam gibi olacağım ileride. Ben Zac Efron gibiyim değil mi? Kafayı yemiş ama o adam söyleyeyim. Aynısın aynı. Sonra oradan çalıp gelip aramıza kalsın. Zac Efron biraz iyi değil arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Nasıl şey, iyi değil lan? Ya baba adam diyor ki hayatın sırrı mırrı. Baba ne yapıyorsun ya? Gez işte gör. Sırrı abi iyi bir adamdı. Ne anlatıyordum ben ya? Mermiyi nereden koymuşlar lan? Beyler sırrı arıyor.
Alo. Eray hoş geldin kardeşim. Lan Ali Kemal ne haber? Al ya işte bu nasıl ya, bir giriş ya? Ya. Bu bak ya, saygı. Tam 0-0'da geldim. Sevdiklerinizi etiketleyin. Zıbap övüş. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkarmış? Baba. Aha, aman akoyim. Şu saatinde şunu bir durduramadım ya. Oo saatim var diyorsun şantiye. Her 12'de dıt 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 basana kadar Kemal, susmuyor. Biz de Big Boss sayfız ha. Kemal bak, biz de lan olay. Yoksa. Olay. Kemal. Ya bir dur bir dur. Biz de bebele lan. Bak. Oğlum bir dur oğlum, ya. Oğlum bizde bir giriş yok lan. Ya sikerim ben hadi izleyin lan. Lan o kancayı sallama öldürecek bizi. Oğlum bizde lan. Of 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 of. Bak. Yakınım bebe. Yakınım bebe. Yakınım bebe. Allah Allah. Gel Kemal gel. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir. Elin kızı naziktir. Amanın yüzmeye gelmez. Haydi yüzmeye gelmez. Amanın. Sırtlanan adam ha. Güzel, güzeldi. Arok gibi oldu lan. O kadar mağara yormuşsunuz. Bir asansör yapamadınız mı? O kadar mağaraya oymuşsunuz. Bir asansör yapamadınız. Burada da eski insanlar mağara oyuklarında yaşayanlar falan var. Onların yerleri var. Büyük ihtimal öyle mi çıkıyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Allah Allah. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Koydular yere bak. Dünyaya gelen yolcu. Gelince dünyaya gönül verdin mi? Gelince dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu? Güzel ha, bayağı da güzel çalıyor. Aa yeni bir şey öğrendim lan şu an. Ritim tutup söylerken şarkıyı, türküyü ritim tutup tek tonla gezip öbür eliyle ritim atıyor. Direkt solosunu gezinmiyor. Ömrün bak. Bağında gülü solmadan. Ömrün bağında gülü solmadan. Varın bir canına ıhrar verdin mi? Varın bir canına. Bravo.
Emre Durmuş Norveç izler misin? Baba Emre Durmuş'un Norveç'i vardı değil mi lan? Hem de 3-4 yeri geziyordu ayrı ayrı. Başım baba aç. Biz ne yapalım? Biz acaba şey mi yapsak böyle haftada 1-2 de böyle ülke ülke gezsek mi? Ne yapsak yani? Allah Allah! Mod değişimleri ya. Belamı sikildi. Unutamıyorum. Öyle bir şey diyor. Ne oldu? Benim niye donuyor? Haydi. Ortamın güzelliğine bakın. Helal olsun lan size. Bak size helal olsun diyorum. Gerçekten şurada bak harcanmış Allah bilir ne kadar para vardır. Yani öyle 5 yıldızlı otellere gideyim, bir şeylerde kalayım. Şöyle böyle bir parası yok burada harcanan. 4 tane kafadar arkadaş, 2 tane enstrüman. Allah aşkına şu kurulan sistemin, keyfin, yediklerinin, içtiklerinin, eğlencenin bir şuraya olaya bakın. Gerçekten olaya bakın yani. Harbiden 10 numara 5 yıldız. Helal olsun. Helal olsun. Paha biçilemez bir şey yapmışlar. Harbiden öyle. Yalandır bu dünya yalan. Var mıdır Kur'an'ın alan? Cennet yüzü görmesi. Sevenlere mani olan. Vay 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 vay. Hep beraber. Haydi çık. Vay vay. Çağrı ben. Şu anda bu konuşmayı hiç dinlemiyor olmanız gerekiyordu. Ancak bazı problemler çıkınca ben de kendimi ifade etmek zorunda kaldım. Ben prodüksiyon işiyle uğraşıyorum. Yani paramı prodüksiyondan kazanıyorum. Elimde hem yeteneğim hem de ekipmanlarım var. Mersin videosu normalde gerçekten bir şehir tanıtımı. Zıbam ölüş. Çok kaliteli bir video olacaktı. Aslında bütün gezi videolarım bu şekilde olacak. Ancak bana eşlik edecek olan ekip arkadaşım ailesi koronaya yakalandığı için gelemedi. Ben de başka bir arkadaşına gitmek zorunda kaldım. Kendisi çok geçmiş olsun. Bilmediği gibi kamp yapmak ona göre değilmiş. Bunu yolda anladık. Benim hayalimde çok çok başka şeyler varken şu anda yaptığım şey onun yanından bile geçmiyor. Bunu belirtmek isterim. Mersin'e ben bisikletle gittim. Bir 100 kilometrelik ufak bir turda yaptım. İstediğim prodüksiyonla, istediğim kalitede görüntüler alabilmek için yanımda bir kişiye ihtiyacım var. Bu yüzden istediğim hiçbir şey yapamadım. Ben bir kampçıyım ve gezginim. Bunları canlı yayına taşımak, Twitch'te canlı yayın yapmak istiyorum. Ve yaptığım bu canlı yayınları gerçekten yüksek prodüksiyonla yapmak istiyorum. Yani size su altından da görüntü vermek istiyorum. Gökyüzünden de görüntü vermek istiyorum. Süper. Bunun her gün canlı yayın açacağım. Ve bunlardan en az bir tanesi gezi yayını, kamp yayını, balık yayını ve benzeri bir şeyler olacak. Eğer bundan sonra yapacağım yayınları merak ediyorsanız sizleri kanalıma bekliyorum. Dediğim gibi benim için prodüksiyon ve videonun sonunda yaptığım işlerden bir tanesini koymak istedim. Kendime yaptığım tamamen eğlence amaçlı bir videoyu buraya koyacağım ki nasıl işler yaptığımı görmeniz adına bu videoyu buraya koyuyorum. Hoşçakalın. Nice, güzel, güzel.